Değerli arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz. Biraz sonra birlikte bir film izleyeceğiz. Adı Elif Ana. Tam 2,5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde hayata katılması için burada gördüğünüz bütün oyuncu kardeşlerimle birlikte arkamızda 170 kişilik bir emekçi çalışanıyla set işçisinden sanat tasarımına varana kadar tam 1,5 yıllık zaman dilimi içerisinde Antep'te, Pazarcık'ta, Adıyaman'da ve Adana'da filmi çektik. Kötülüğe karşı iyilik kazansın istiyoruz. Bir tek hayvan katledilmesin, bir tek ağaç kesilmesin, bir tek su gözesi yok olmasın istiyoruz. Bu yüzden yaşanmış bir hayatın öyküsü olan Elif Hanım'ın iyiliğe giden yolundan hareket ettik ve dilerim başardık. Bunu birlikte göreceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarım adına. Sağ olun. Lütfen Ali Hanım. Onu alttan tutalım. Buraya bakalım. Evet. Ali Hanım. Aşağılara inin. Ekibin olduğu yere. Biraz aşağı. Tamam. Neler söyleyeceğiz bu akşam? Galadayız. Neler söyleyeceğiz? Heyecanlıyım. Zorlu doğa koşullarından dolayı zorlu bir 4 ay bir çekim yaptık. 4 mevsimde geçiyor filmimiz. Yani 3 kere hastaneye yatmak zorunda kaldım. Ama çok iyi yapımcılarla çalıştığımız için ellerinden geleni yaptılar. Yaşayan bir karakteri oynamak çok zor. 10 gün önce gittim, evini gezdim, türbesini gezdim. Akrabalarıyla sohbet ettim. Kocasına olan aşkını öğrendim. Elif Ana şöyle bir şey. Keşke Elif Ana'yı bütün dünya seyretse. Elif Ana'dan öğreneceğimiz çok şey var. Ben çok etkilendim. Benim hayatımı bile etkiledi. Elif Ana iyiliği elip paraya değmemiş bir kadın. İyilikle doğmuş. Doğaya karışmış. Rüzgarla, kuşlarla, ağaçlarla bir şeyleri sezinleyen ve olacak olayları bilen bir kadın. Pazarcık'ta türbesi var. Herkes ziyaret etsin. Çok muhteşem bir karakter. Zaten onun için kabul ettim. Senaryoyu çok sevmiştim. Çok mutluyum. İnşallah seyirci de çok sevsin. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz İlyas Bey? Ben neler söyleyebilirim? Çok fazla söyleyecek sözüm yok. Çünkü benim bir atımlık barutum var. Attım çekildim. Şehva'yı oynadım bu filmde. Ufak bir rol. Ama benim için Elif Ana'nın o ön sesinin tavana vurduğu bir filmde ufak rol oynamak da onurdu benim için. Açıkça söylemek lazımsa. Elif Ana öyle bir sırat köprüsü gibi bir film ki yeri gelir şarlatanlığa düşebilirsin. Bilim dışı olabilirsin ama olmadı. Filmi seyrettiğimde anladım bunu. Ön sözcüsü bol bir Anadolu kadınının hikayesini anlatmışız. Neler hissettiniz? Ben onur duydum açıkçası. Fazla bir şey söyleyecekler bunu çünkü küçük şeyler uzun sözlerle anlatılır. Evet. Onun için bir cümle yeter. İyilik iyidir. Siz neler söyleyeceksiniz? Son sözü söyledi. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Keşke herkes seyretse. Herkes Elif Ana filminden bir şeyleri kendine alsa. Gerçekten iyilik iyidir. Film bunu anlatıyor. Evet. Gerçekten bir Anadolu kadını tam Elif Ana. Arkamızda yanımızda sizin gençliğinizi Hülya Hanım canlandırdı. Biraz da Hülya Hanım duygularınızı alalım. Valla ne desek bilmiyorum ama çoğunluğunu zaten Ali abla taşıyor. Ben 17 ile 35 yaş aralığında taşıyorum Elif Hanım'ın. Böyle muhteşem, iyilik perisi bir kadının hayatını canlandırmak tabii ki de bizim için onur verici. Çok sevenleri var. Anadolu'da, her yerde, dünyanın her yerinde seveni var. İyilik meleği bir insanmış. Gerçekten çok mutluyum ben canlandırdığım için. Siz neler hissettiniz? Ali Hanım çok etkilenmiş. Hepimiz çok etkilendik. Ya yani zaten orada hem yörenin halkı, hem oranın duyarlılığı, hem bu kadar seviliyor olması. Zaten ben senaryoyu okuyup ve kapattığımda gözyaşlarım akıyordu. Yani bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ve de şunu söylemek isterim. Elif Ana'yı bütün Avrupa biliyor. Bu beni çok şaşırttı. Paris'te 10 sahnede aynı anda oynadı.
ve tıklım tıklımdı salonlar. Almanya'nın iki şehri Düsseldorf ve Stuttgart'ta oynadık. Orası da öyleydi. Zürich'te oynadı film. Gene galaları böyleydi. Muhteşemdi yani. Evet. Orada bir sevgi selinde bulduk kendimizi. Çok mutluyum oralara gittiğimiz için. Oradaki insanlarımızla bir arada olduğumuz için. Çok teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf alalım mı? Şöyle. İlyas Bey, sizi ortaya alalım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Neler hissettiniz? Filmi çektiniz. 4 mevsimde çektiniz. Evet. Valla iyi hissediyoruz. Filmi bitirdiğimiz için tabii çok mutluyuz. Avrupa'da 4 gala yaptık. Onların başarısı bizi mutlu etti. Çok yoğun bir ilgi oldu. İstanbul galasına ilgimiz güzel. Yüksek bir katılım var. İnanıyoruz 8 ve 9 Aralık'ta Avrupa'da ve Türkiye'de filme ilgi gittikçe artacak. Öyle gözlemliyoruz. Antep mesela galası 2-3 bin kişilik bir salon tutulmuştu. Şu anda biletleri tamamen tükenmiş. İzmir kez de çok yoğun bir ilgi var. Yani hepimiz gerçekten mutluyuz. Özel bir iş yaptık. Türkiye'de pek işlenmeyen bir konuyu işledik. Alevilik meselesi, bunun tarihi, bir inanç meselesi, onunla ilgili bir film yapmış olduk. Sanıyorum başardık diyebiliriz. Bilmiyorum ne diyorlar diğer arkadaşlar. Ökeş Bey'i alalım. Ökeş, film yapımcılardan birisin. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki duygularımızı ifade etmek biraz zor. Hem yorulduk hem de gururlandık. Bu kalabalığı gördükten sonra galalarımızda gerçekten çok iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Çok güzel, her şey çok güzel gidiyor. Teşekkür ediyorum hepinize, yönetmenimize, ortaklarımıza, herkesin ayrı ayrı emeklerine. Ne diyelim, şu an gerçekten çok heyecanlıyız. İnşallah. Dilimiz sürçüyor. Evet, tamam, teşekkürler. Kazım Çarman, evet, neler söyleyeceğiz? Ya çok heyecanlıyım. Tabii ki Avrupa'daki galalar bitti. Bugün de burada İstanbul'dayız. Tabii burası bambaşka bir enerji, bir atmosfer verdi. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok süper bir iş çıkardı. Gerçek hikayede alındı. Hocamızın dediği gibi. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Artık seyircinin takdirine bırakıyorum. Evet. Çok teşekkürler. Evet, sizi tanıyalım öncelikle. Ben Hasan Bilmeç. Evet. Aynı zamanda tabii yapımcıyız. Beraber tanışmıştık daha önce. Evet. Ben iyiliğe giden bu yolda tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Sizin emeğinize sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Umarım güzel bir şey olmuştur. Hep beraber seyredeceğiz, göreceğiz. Biz beğendik. İnşallah siz de beğenirsiniz. İnşallah. Evet Semir Hocam, sizden de alalım. Ben bir şeyden eminim. Tarihe not düştü. Bu film tarihe geçti. Benim o kadar kesin, evet, benim kesin görüşüm budur. Bu tarihe işlenmiştir. Tarihin bir parçasıdır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bir, şöyle bir genel bir arkadaşlarımla alkışlarınızla sahneye dağılmak istiyorum. Öncelikle sevgilim arkadaşlar. Sevgili Kazım Çağlar. Kazım neredesin kardeş? Geliyorsun peki. Sevgili rica ederim. Sevgili Ali Bilmek, sevgili Hasan Bilmek ve sevgili Bilal Bilmek kardeşlerim. Diyorlar ki ülkede bağımsız sinema yapmak zorlandı. Dünyanın her yerinde zorlaştı, bizi de zorlaştı. Ama işte gördüğünüz bu canlar taşın altına ellerini koydular ve biraz sonra ülkesiniz gibi hayata kattılar. Demin sözünü ettiğim iki arkadaşımın isminden sevgili Semir Aslan Yürek, filmin yönetmenlerinden ve senaristlerinden biri. Siz de sahneye geldiniz. Sevgili Kazım Öz kardeşim de filmin yönetmeni. Bu akşam aynı saatlerde başka yerde konser olduğu için aramızda olamayan dostlarımız var.
biri Erkan Oğur bu filmin müziklerini yapan. Ama oyuncu kardeşlerim burada var. Başta Elif Anay'ı oynayan sevgili Aliye Uzun Atağan. Elif Anay'ın çocukluğunu oynayan sevgili Öykü. Gençliğini oynayan sevgili Hülya. Sevgili Sadık Gürbüz. Sevgili Turgay Karaülkü. Sevgili Necmettin Çobanoğlu. Sevgili Sermiyan Midyat. Levent İdem. Levent buradaydı. Levent neredesin? Kara Yılan oynadı. Unuttukları var mı aramızda olan başka? Olmayan. İlyas Salman'ı unutmak lazım. Filmde önemli karakterlerden birini ilki sahnesi olsa da Ali Melisan kardeşim burada, onu da sahneye alalım. Cezmi Baskın. Gel kardeşim buraya. Ulaş Kaya. Başka eksik kim kaldı? Polis. Eylül de... Biz bir masal değil, bir gerçek yaşam öyküsünden kötülüğün örgütlendiği ülkemde ve dünyada iyilik üzerine bir iş yapmaya çalıştık. Ne kadar hak ettiğimizi birlikte göreceğiz. Bu gece bize bu salonu açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na, sevgili Başkan Vekili Yardımcısı, dostuma, arkadaşlarımıza, burada bize emek veren herkese, katılan basına, bu ülkenin sanat yaratıcıları olarak hepinize sevgiyle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yani birçok işi bir arada yapabilirim yani. Kahve içerken sohbet edebilirim. Çok zekice değil mi? Bir kere kadınız yani. Hani kadın beyni diye bir şey var. Kadın çok kolektif çalışan bir ne diyeyim varlık, yaradan, özel yaratmış diyeceğim şimdi. Hani tabii ayrım yapmayacağım ama bir kadın beyni bir de erkek beyni diye kitaplar yazıldı. Şimdi o yüzden birçok işi bir arada yapabilme kabiliyetimiz var bence. Peki siz nasıl bir kadınsınız? Ben aynen böyle gördüğün gibi böyle eşimle, dostumla kahve içeyim. En sevdiğim de Türk kahvesi. Huzurluyum ya. Ben huzurlu olmayı seviyorum.
dediğim gibi eşimle dostumla kahve içeyim, sohbet edeyim. Ev çok seviyorum, evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Dostlarımız da böyle çok güzel mobilyalar yapmış bugün. Görmeye geldik. Böyle. Ev eşyalarına merakınız var mı? Var var. Yani daha çok hatta son yıllarda böyle dijital elektronik eşyalara daha çok bir yoğunluk oldu ama. Hiç sevmiyorum ya. Ben çok şeyim, daha gelenekselci. Tabii ki minimal dönem başladı böyle, çoklu haller değil ama dijital beni bir suni geliyor bana. Ben tabii. Samimiyetsiz mi geliyor yani? Bravo, aynen. Tamamen samimiyetsiz, suni. Yani belki de jenerasyondandır, geldiğimiz jenerasyondandır. Hani biz analog insanlarız yani. Hani dokunacağız, hissedeceğiz, yaşayacağız o duyguyu. O yüzden tabii ki içinde bulunduğumuz çağ dijital çağ. Yakında herhalde şeylerle buluşacağız. Nedir? Göz mü? Metaverse'te. Gözlüklerle. Ama aslında siz de hani şarkıcısınız, sahne sanatçısınız ama bir yandan da dijitale iş yapıyor gibi hissediyor musunuz? Çünkü dijital platform sayesinde buluşuyor insanlar size ve dinliyor. Gerçekten geçen gün onu söyledim. Çağımız dijital çağ. Yani bütün işte müzik olsun, görseller olsun, her şey o platformlarda artık. Çağa uymayan, çağın dışında kalır yani. Uymak zorundayız. Tabii ki kendimizden, özümüzden ödün vermeden ne kadar ayak uydurabilirsek. Ama dediğim gibi güncellenmek iyidir ya. Neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Yeni şarkılar geliyor. Çalışmalarında olduğunuzu biliyoruz. Evet. Dün akşam hatta çok çok uzun zamandır sevgili Ozan'la bir araya gelmemiştik, Ozan Doğulu'yla. Çok güzel bir şarkı üzerinde çalışıyoruz. Tam 3 tane yeni şarkı var şimdi çıkacak olan. İkisi cover, bir tanesi sıfır bir şarkı. Hep üretiyoruz, şarkılar söylüyoruz. Ama 2023'te de güzel sürprizlerim olacak size. Yani müzik dışında sürprizler var mı peşin? Yine müzik. Yani yine müzikli ama belki nasıl desem alışık olduğumuz bir şeyin dışında bir durum, bir proje. Merak ne acaba? onu da artık şey, Önder Bey ile Berker Bey karar verirler gününe. Şu anda çok spontan oldu ama ben böyle spontan şeyleri seviyorum. Yüzünüzü güldürdüğüne göre içinizi silmiş yani, benimsemişsiniz evet. Projeyi. Vallahi master yapıyor gibiyim şu anda. Hani bir okulda master yapsam şu an okuduğum kitapları çok şey, müzikolog olurdum ama öğrenmek, yeni şeyler öğrenmek, insanın kendini geliştirmesi çok güzel bir şey. Peki müzik piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki sizce müzisyenler, şarkıcılar, sanatçılar kendini yenileyip geliştiriyor mu? Müzik piyasasını gerçekten değerlendiremeyeceğim. Neden? Değerlendireceğim bir durum yok ortada çünkü. Yok ya, herkes... Kötü bir durumda mı sizce Türkçe müzik? Yok, iyi kötü diye bir şey diyemem gerçekten. Çünkü herkes işini iyi yapmaya çalışıyor. Ve işini iyi yapanlar zaten o iyinin önünde bir süre sonra hiç kimse duramaz. Kriterler nedir diye sorarsan o da yine kimsenin tek elinde olmayan bir şey. Çok seçenek var. Herkes çok üretiyor. Çünkü herkesin artık playlisti çok bireysel oldu. Eskiden bir radyo, bir televizyon vardı ama şu an bir sürü platform var. Bir sürü seçenek var. Senin şarkıların, benim şarkılarım çok farklı. O yüzden çok da negatif bir eleştiri yapacağım bir durum yok yani. Çok özgür bir ortam. Bilmiyorum nereye gidiyor. Umarım iyi olur. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani yeniyi kovalarken de müzik yapmaktan uzaklaşıyorsun. O yüzden o yeniyi kovalayacağım diye bir derdim yok ve müzik yapmaya çalışıyorum. Yolunuz açık olsun. Peki, yılbaşı mı? Önümüz. Bakayım bak, falan kapatayım. Yılbaşında bak bakayım yeni yılda neler oluyor. Evet. Ya yeni yılda da beraberiz. Evet, Kıbrıs'tayız. Evet. Ne güzel. Aynı otelde olacağız. Allah ayırmasın. Allah ayırmasın ya. Güzel insanların yolları hep kesişsin.
çok konuştum. Bak bir fincan kahve. Daha bir şey konuşmadık. 2022'yi değerlendireceğiz daha. 2023'ten neler bekliyoruz? Okay, bunları öğrenmek tamam. istiyoruz. 2022'yi hızla geçeyim o zaman. Çok güzel geçti. Yoğundu. Şükürler olsun. Pandemiden sonra konserlerimizi yaptık. Güzeldi. Dinleyicimize ulaştık. Yeni şarkılar yaptık. Hani çok klişe belki sizin için bunlar. Çok spot cümleler çıkmıyor benden. Alıştınız da. Siz böyle evet ya, ben de. Gerek yok. 2023'ten de gerçekten birazcık sıkıldık galiba negatif olaylardan. Yani girmek istemiyorum hiç ama şu sosyal medyada işte ne bileyim Instagram'a bakıyorum, hayvanlarla ilgili Twitter'a bakıyorum, çocuklarla ilgili yine çocuk istismarı var o 6 yaşındaki. Yani dünden beri benim midem bulanıyor, başım ağrıyor. Bakma ya, gülüyoruz ama bunlar hani sizin anlık böyle güzel hissettiğimiz gülümsemeler. Yani içimden gülmüyorum aslında. Hani sahte demeyeyim ama sadece gülüyorum ama. Gerçekleri konuşacaksak biraz sert oluyor. Sert kalabilir dilim. O yüzden konuşmayayım. İşte bu çocuklara, hayvanlara, kötü olan her şeyin artık ülkemizden de dünyadan da eksilmesini diliyorum ya. Başka ne dileyim yani? İnsanlığın iyiliğe ihtiyacı var. İyi insanlara ihtiyacı var. O yüzden inşallah iyilik, çünkü kötülük kadar hızlı yayılmıyor. Negatif şeyler çok daha hızlı yayılıyor. O yüzden iyi insan olalım. Birbirimize iyilik, güzellik verelim. Çok teşekkür ederiz. Canım, sizi görmek güzeldi ya. Ben bir gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Merve Hanım. İyi akşamlar Mert Bey. Nasılsınız? 40 gün süren evlilikten sonra ayrıldınız ve bir aradasınız ama şu anda birliktesiniz. Neler söylemek istersiniz? Konuşmayacak mısınız? Çok kısa birkaç kelime etseydik. Yüzünüz de gülmüyor Merve Hanım. 40 gün evli kaldınız, ayrıldınız. Birçok haberler de yazıldı. Kenan Doğulu geçen hafta bir derginin ödül töreninde yılın ikonu seçilmiş, ödülünü eşi Beren Saat'in elinden alan sanatçının gözyaşları geceye damgasını vurmuştu. Ve böyle yaş aldıkça seksileşen yılın ikonunu bu ödülü verdiğim için çok mutluyum. Seni çok seviyorum. Doğulu bir gün sonra da Tema Vakfı'nın 30. yılı anısına Türkiye'nin 7 bölgesinde oluşturulacak 7 hatıra ormanı için düzenlenen fidan bağışı kampanyasına destek oldu. Birçok ünlü isimle beraber Umut Yeşerten Şarkılar Projesi kapsamında sahne alan ünlü popçu 150 bin fidan bağışının yapıldığı gecenin sonunda sorularımızı yanıtladı. Çok mutluyuz. Hedefimize ulaşmış olmanın tatlı gururunu yaşıyoruz. Doğa dostu bütün arkadaşlarımıza, gönül verenlere, destek olanlara sonsuz teşekkürler. Biz bugün hedefi geçtik ama milyonlarca hektar alan yandı. Önümüzdeki yıllarda da işte küresel ısınmanın maalesef yansımaları, yangınlar devam edecektir. O yüzden öncelikle hazırlıklı olmalıyız. Ona göre davranmalıyız. Bu akşam o yüzden çok mutlu uyuyacağız ama yarından itibaren tekrar aynı heyecanla doğa için daha farkında davranmaya, daha dikkatli davranmaya devam edeceğiz. Kenan Doğulu bir gün önce eşi Beren Saat'le sahnede yaşadığı romantik anları da yorumladı. Neler hissettiniz o an? Gözleriniz doldu aslında, biz gördük. Doldu çünkü planlamadık. Biz konuşmadık bile. Hani Beren ne diyecek, ben ne diyeceğim, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Çünkü aslında ödül törenlerinin akışında spontane olunca her şey çok daha samimi, çok daha tatlı oluyor. Canım, sevgilim, eşim o kadar güzel şeyler söylüyor ki duygulanmamak mümkün değildi. Ünlü şarkıcı en büyük destekçim dediği Beren Saat'e bir kez daha teşekkür etti. İlk bundan beri taşımış olduğu güneş kolyesinden başladı zaten konuşmasına. Biz de gerçekten de çok duygulandık. Tabii en büyük teşekkürü ona da ediyorum ben. Aylar süren yolculuklar, seyahatler, turneler, çekimler vesaire. En büyük destekçim her zaman o. Dün akşam da yine aynı şekilde
kalplerimizi birleştirdi. Kenan Doğulu ile Beren Saat çiftinin de katıldığı ödül töreninde 1,5 ay önceden davet edilen ünlü şarkıcı Mabel Matiz son anda Karakol şarkısının klibi nedeniyle sahneye çıkarılmadığını belirterek sosyal medyadan zehir zemberek bir açıklama yayınlamış, yaşanan duruma aralarında Cem Yılmaz başta olmak üzere birçok kişi tepki gösterince de ödül gecesini düzenleyen dergi yönetimi Mabel Matiz'i üzdüğümüz için özür dileriz açıklamasını yayınlamıştı. Kenan Doğulu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Bir şeyler duydum ama dedikodu olarak duydum. Daha Mabel'le konuşmadım. Tam olarak işi yani yorum yapmak istemiyorum. Umuyorum ki o tip bir haksızlık, o tip bir yanlışlık yapılmamıştır sevgili arkadaşımıza. Sanatçının, sanatçının değerini, kıymetini bilen insanlarla bir arada olmayı tercih ediyoruz. Sanatçıya, sanata yanlış davrandığı zaman da maalesef birazcık asabımız bozulabiliyor. Yorum yapmayayım deyip yorum yapmış oldum ama konuyu tam bilmemekle birlikte umarım bir haksızlık yapılmamıştır. Bir metni zaten yayınlandı. Öyle mi? Rating rekortmeni Yalı Çapkını dizisinin Orhan'ı Emre Altuğ'da Tema Vakfı'nın fidan bağışına destek veren ünlü isimler arasında yer aldı. Zaman zaman benim de katıldığım yıllar içinde geçe geçe 30 sene geçmiş. Evet. Tema Türkiye'ye çok büyük faydalar sağlamış. Çok önemli bir vakıf. Bu akşam da inşallah 100 bin fidan daha bağışı hedefliyoruz kısmetse. Onun için de sahnede olacağız. Altuğ, Yalı Çapkını'nın bu sezonun en iyi dizisi olduğunu savundu. Dizi evet. Tabii çok yani ciddi bir vakit alıyor drama çekmek. Ama Allah'tan çok mutluyum. Çok güzel bir setimiz var. Çok güzel bir proje oldu. Yılın en iyi işi oldu desem yeri herhalde. Onun haricinde de müzik devam ediyor tabii işte. Şimdi Ocak ayına geçen baharda yazı başı iki tane parça çıkardım. Şimdi baharda da Ocak ayında ve Mart'ta da hatta belki Haziran'da da arka arkaya üç parça hazırlıyorum. İnşallah onları da çıkartacağım. Onun için de konser oluyor. Ona gidiyoruz. Emre Altuğ'a geçen aylarda hakkında çıkan bir haber soruldu. Altuğ'un 2015 yılında boşandığı Çağla Şikerle çocukları Kuzey ve Uzay'ın psikolojisinin olumsuz etkilenmemesi için bir sevgililik sözleşmesi imzaladığı, bu yüzden de hayatlarına giren isimlerle görüntü vermediklerini öne sürülmüştü. Altuğ çok konuşulan bu iddiayı tiye aldı. Çağla Hanım'la da bir evlilik sözleşmesi imzalamışsınız. Hadi arkadaşlar. Haberi yapana sor. Tamam. Gel burada söyleyeyim. Çekemediyse onu haberi yapana sor. Tamam. Gecede şarkı söyleyen ünlü isimler arasında yer alan Pelin Karahan, şıklığı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Karahan, bu hafta Şebeke adlı yeni dizisinin çekimlerinin başlayacağını söyledi. Şimdi yeni bir dizimiz var, Şebeke. Onun çekimleri başlayacak. İlk sezon 10 bölüm olacak yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım, güzel bir kadromuz var, keyifli. Kadrodan birazcık bahsedelim. Furkan Palalı var. Eren var, Eren Acı Salihoğlu. Güzel bir kadro var. Çok da spoiler vermeyeyim böyle. Güzel, değişik bir senaryo. Benim için oynaması böyle çok keyifli bir rol. Bu sefer böyle seyircinin daha farklı izleyeceği bir rol olacak beni. Kendim adama da o yüzden çok heyecanlıyım. Göreceğiz. Çok merak ettim şu an. O kadar söylüyorum. Hikayeden farklı. Bahseder misiniz? Ya işte adı Şebeke artık, gerisini sen de düşün. Evet. Ünlü oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu da fidan bağışı için seferber olan doğa dostu ünlü isimler arasındaydı. Geçen yıl hepimizin canı çok yandı. Yangınlardan ötürü. Tema bu yüzden 7 bölgede müthiş bir yapılandırma çalışması yapıyor. Bunun için heyecanlıyız. Destek olacağımız için de çok mutluyuz. Çok güzel, çok mutlu olur bir gece. Özge Gürel yakında Canan Komiser rolüne hayat verdiği Sipahi dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Serkan Çayoğlu da Gül Cemal adlı iddialı dizi projesine hazırlanıyor. Yeni projeler var sanırım. Evet. Sipahi yakında başlıyor. 12 Aralık Pazartesi başlıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bakalım. Çekimden nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Gerçekten çok keyif aldığım, çok mutlu olduğum bir set. Çok da heyecanlıyım. Benim için çok farklı bir karakter. Benim de evet az kaldı. Bir hazırlık dönemindeyiz. İnşallah yakın zamanda gireceğiz ve hani güzel bir proje çıkaracağız ortaya. Gecede şarkı söyleyen ünlü popçu Derya Ulu, ormanlarımızı korumamız gerektiğine vurgu yaptı. Gittikçe azalan ormanlarımızı, korumamız gereken yeşillere dikkat çekeceğiz ve inşallah sonunda faydalı bir gece olsun bütün doğa için. Bu sezon Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan'la kamera karşısına geçen Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ile beraber Tema Vakfı'nın fidan bağışı gecesine destek verdi. Müzik
Geceye ayrıca Camdaki Kızın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, ünlü rapçi Norm Ender, Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan, son olarak Hayat Bugün dizisinde seyirci karşısına çıkan Tansel Öngel, Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'la ünlü komedyen Doğu Demirkol da katıldı. Öte yandan Meral Saat ve Kenan Doğulu çifti geçen perşembede yakın dostları Esra Dermancıoğlu'nun İstanbul Komedi Festivali kapsamında sahnelenen Biri Flört Mü Dedi adlı gösterisini izledi. Aynı akşam 54 yaşına giren Dermancıoğlu ile ilgili kutlama mesajı paylaşmayı da ihmal etmeyen Meral Saat, çıkışta Kenan Doğulu ile soruları yanıtladı. Biz de eşimizin dostumuzun bir şey olduğu zaman elimizden geldiği kadar kaçırmamaya çalışıyoruz. Ne güzel, sizlerle böyle sık sık sohbet etmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu gece ilk oyundu, çok eğlendik. Yani çok fazla da arkadaşımız vardı. Böyle Esra da bu gece tabii çok heyecanlıydı ilk oyun olduğu için. Şimdi birkaç oyunu daha olacak ama çok keyifliydi, biz çok eğlendik. Onun böyle da tamamen galiba, doğaçlamalar üzerine ve böyle ilişkilerden bahsettiği bir oyun. Aslında bizim yıllardır Esra'nın tanıdığımız yüzünü şimdi böyle biraz daha biletle seyirciler de tanıma fırsatını bulacak. Ya hayat yeniden başladı. Aslında bizi daha sık görmenizin sebebi o. Ben çok iyi hissediyorum. Yeniden kalbimiz çarpmaya başladı. Hayat yeniden başladı. O yüzden ne mutlu dışarıdayız, ne mutlu böyle sanat etkinliklerine gidiyoruz, ödül törenlerine gidiyoruz ve bir daha yeniden öyle şeyler yaşamamayı diliyorum. Esra Dermancıoğlu'nun ilk gösterisinin finalinde Kenan Doğulu da sahneye çıktı. Harika bir senaryo. Ben yatağımı her zaman gördüğünüz gibi kendim hazırlarım, dişi kuş. Sığarız buna rahatız. Bir yastıkta kocarsınız. Kocanız bunda kocanız. En azından sabaha kadar. Gecenin sonuna doğru siz de sahneye çıkmışsınız doğaçlama olarak. Evet. Önce Beren Hanım'a sormak istiyorum, siz nasıl buldunuz sahnede Kenan Bey'i? Ben size de sormak istiyorum, sahnede olmak, oyuncu olmak nasıl bir duygu? Önce siz mi? İstersen sen önce yaşadıklarını söyle, ben buyurun. Soruyorum. Efendim buyurun. Ya Esra ile Kenan zaten birbirlerini çok iyi tanıdıkları için, çok yakın oldukları için, Kenan sahneye çok alışık olduğu için hani diğer katılımcılara göre Kenan'la Esra'nın skeci diyelim, minik sohbeti çok daha rahattı ve hani bütün salondan çok alkış aldı sohbetleri, reaksiyonları. Çok keyifliydi. Benim için de sahnede olmak zaten çocukluğumdan beri yaşadığım bir şey. Bale gösterilerinden, çocuk korosuna, folklörden, tiyatroya, oyunculuk da oldu bunun içinde. Lisede özellikle tiyatro bölümünde olduğum dönemler vardı. Sonra ben tabii daha çok müziğe yöneldim, ayrı konu, ama sahne her zaman aynı sahne. Yeter ki sahnede olduğunu biraz içselleştirip onu böyle hani orada değilmişimcesine yaşamak diye düşünüyorum. Ben çok eğlendim kendi kendime. İlerleyen dakikalarda röportaja Esra Dermancıoğlu da dahil oldu. Senden bahsediyorduk Esra. Öyle mi? Sitayiş'le bahsediyorduk. Ay ne güzel canım dostlarım. Güzel geçti. Güzel geçti. Tatlıydı. Ondan sonra arkadaşlarım geldi. Çok mutlu oldum. Hala heyecandan sonra. Beren Saat yeni projeler üzerine çalıştıklarını açıklarken Esra Dermancıoğlu esprili hareketleriyle ünlü çifti güldürdü. Evet, konuştuğumuz hikayeler var geleceğe dair de ama şu an daha böyle yani düşünüyoruz, çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Tamam mıyız? Okey. Çok teşekkür ediyoruz. Kenan Bey'i sorayım hemen. Kenan Bey'in soru. Sahne evet doğru. Çok tatlıydı, onu aldım. Doğaçlama arkadaşımla konuştuk, doğaçlama yaptık, çok eğlendik. Dermancıoğlu ayrıca özel hayatında kimsenin olmadığını belirtti. Başka sormak istediğiniz, aşk hayatımda bir şey yok, bekarım. Efendime söyleyeyim, fikir hırsızlığına hayır. Doğum gününüzü unuttum. Ay evet. Doğum. 32. Bu yıl 48. kez düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri görkemli bir organizasyonla sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en seçkin isimlerinin ödüllendirildiği geceyi Çağla Şikerli Cem Davran sundu. Her yıl olduğu gibi yine Kırmızı Alı'da şıklık yarışı yaşandı. Milyonlarca kez dinlenen şarkıları ve yoğun konser takvimiyle 2022 yılında da müzik piyasasına damgasını vuran ünlü sanatçı Ebru Yaşar gecede şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Antalya'dan buraya ayağınızın tozuyla geldiniz. Vallahi aynen öyle. İstanbul, sonra Antalya'ya gittik.
ve bugün buraya geldik ama çok güzel. Türkiye'nin en önemli, en prestijli gecelerinden, nadide gecelerinden bence en başı çekenlerden bir tanesi. O yüzden bu akşam burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizler de hoş geldiniz. Yani bugün de adaysınız. Evet. İnşallah. Bakalım. Siz de efendim çok şükürsünüz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Mükemmel görünüyorsunuz. Yani işte uçaktan indim, hazırlandım. Elimden geldiği kadar. Hem ben kendim için, hem tabii ki sevenlerim ve katıldığım gece için her zaman şık olmayı elimden geldiği kadar tercih ediyorum. Sağ olun. İnşallah ama bence çok güzel bir gece olacak. Çok da şık hanımlar vardır mutlaka. Ebru Yaşar sevenlerine yeni şarkı müjdesi de verdi. Artık sevenleriniz yeni bir parça bekliyorlar. Evet, ben de var. Parçası. Geliyor yakında. Sinyali verelim hemen. Evet, yakında geliyor. 2023'te inşallah. 2022'yi kapatıyoruz. 23'te inşallah güzel bir single olabilir ya da tek bir şarkı ve albüm olabilir. Albümü hazırlıyorum bir yandan ama bir iki şarkı da var. Her an tek de çıkarabilirim bilmiyorum. Bu yıl ara vermeden üretmeye devam eden Hatıra Ormanı projesiyle de sevenlerinin gönlüne bir kez daha tat kuran Yaşar, törende en iyi arabesk fantezi kadın sanatçı ödülüne layık görüldü. Yaşar ödülünü usta sanatçı Coşkun Sabık'ın elinden aldı. En iyi arabesk fantezi müzik kadın şarkıcı sevgili Ebru Yaşar. Ebru Yaşar! Vay haline kanım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben de tabii ki çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bir dejavu yaşıyorum. Geçen sene de bu ödülü ben almıştım. Bu sene de aldım. Seneye nasip olursa inşallah tabii ki almak için yine elimden geleni yapacağım ama zaman ne kadar çabuk geçmiş diyorum. Bu zaman içerisinde üretmeye devam ediyoruz. Aşkla, tutkuyla bağlıyım işime. 25 sene olmuş. Hala dün gibi heyecanlanıyorum. Çok mutluyum. Her anın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Destekleyen, bu müzik yolculuğumda benimle beraber olan tüm ekip arkadaşlarıma, tüm dinleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Tebrik ediyoruz. Ebru Yaşar tören sonrası duygularını paylaştı. Yılın en iyi fantezi müzik kadın sanatçısı ödülü yine ve yeniden Ebru Yaşar'a gidiyor. Efendim, dejavu, duyguları dejavu, dejavu yaşıyorum inşallah. Evet. Böyle dejavuya can kurbağa. Ben en nadide parçalardan birini evet, daha çok güzel. Eklemiş çok, oldunuz. Çok gururluyum, çok mutluyum. Çok özel bir gece. Türkiye'nin en güzel, en anlamlı, prestijli gecelerinden bir tanesi. En özeli, hatta başı çekiyor diyebilirim. O yüzden en güzel halimizle hazırlandık. Ödülümüzü almaya geldik. Ödül vermeye geldik. Çok güzel, çok anlamlı arkadaşlar. Teşekkür ederim. Altın Kelebek töreninde en iyi spor programı ödülünü %100 futbol programını sunan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosovalı'ya veren Acun Ilıcalı, geceye sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı. Ünlü televizyoncu sahibi olduğu Hull City futbol takımının kamp yaptığı Antalya'dan ayağının tozuyla geldiğini söyledi. Altın Kelebek çok yıllar önceden beri hayatımın önemli parçası. Açıkçası çok da ödül aldığım için çok da mutluyum. Yani halkımızın bu konuda yıllarda beni ödüle layık görmesi beni hep mutlu etti. Antalya'da mı dediniz? Antalya dedim. Şimdi Antalya'dan geldim. O yüzden bizim takım orada kamptaydı. O yüzden geç kaldık tabii ki. Her zaman gibi. Ama yani orada da güzel günler geçirdik. Taraftarımızla beraber takımımız. Şimdi İngiltere de vardı 300 tane. 300 evet 320. 320 taraftarı getirdik oraya. İngilizler ülkemize bayıldılar. Taraftarlarımız ülkemizi çok sevdi. Yani teşekkürlerden başka hiçbir şey duymadım. Böyle güzel bir ülkeyi gördüğümüz için ki birçoğu da yeni gelmişti. Çok mutlu oldular. Benim amacım açıkçası ülkemizi mümkün olduğu kadar tanıtmak. Aynı şekilde Rusya'yı da burada tanıtmak. Bir dostluk köprüsü, bir kardeşlik köprüsü ve aslında bir yakınlaşma istiyorum çok yüksek derecede. Türkiye'de hiç Acun abi sevgisi orada da var mı? Var var. Sağ olsunlar. Evet. Yani İngiltere'de açıkçası her saniye hissediyorum. Sokaklarda her dakika büyük bir sevgi var. Yolda yürütmüyorlar desem yeridir. O da beni çok mutlu ediyor. Davetlerde giydiği kıyafetler çok konuşulan Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın 42.450 TL'lik elbisesi yine sosyal medyanın gündemindeydi. Müzik
Aynı zamanda Altın Kelebek jürisine yer alan ünlü popçu Bengü, gecede en iyi kadın şarkıcı seçilen Zeynep Bas'la en iyi rapçi ödülü alan Sefo'ya ve en iyi halk müziği kadın şarkıcı ödülünü Şevval Sam'a verdi. Bu güzel gecede olduğum için çok mutluyum. Güzelce hazırlandım. Kıyafetimi hazırladım. Bu akşam ne mutlu bana ki ödül vereceğim. İki çocuk büyüten Bengü'ye böyle özel geceleri hazırlamak artık sizin için zor oluyor mu diye soruldu. Ben artık rutini oturttum yani. Ben planımı yaptım. Konsere de gidebiliyorum. Her şeyi çok güzel ayarlayabiliyorum. Tabii ki yani hani normalde tek başına olmaktansa çok fazla bir sorumluluk var. İşte şimdi gelirken de tekrar bir aradım. Tekrar bir işte ne yediler, ne içtiler, ne yaptılar, ne yapıyorlar diye sordum ama yani... İşimi yaptığım için çok mutluyum. Onlar da beni şimdi ekrandan izleyecekler evde. Ödül törenlerinin kucaklaşmak ve birbirimizi alkışlamak adına önemli organizasyonlar olduğunun altını çizen Bengü, bugüne kadar hiç altın kelebek almadığını da belirtti. Birbirimizi alkışlamak çok güzel. Böyle gecelere ihtiyacımız var. Uzun süre bir nakahat dönemi geçirdik hepimiz. Evlerimizde kaldık. Bir şeyler yaşadık falan. Şimdi artık hep beraber sarılma zamanı ve elimizde çok güzel bir ödül töreni var. Altın kelebek var. O yüzden de şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar hiç altın kelebek almadım. Çok güzel şeyler yaptım. Ama ona hiçbir zaman takılmadım yani. Ünlü popçu jürinin halkın oylarını öne çıkardığını belirtti. Jürisinde de bulundum. Çok da keyif aldım. Çok da güzeldi. Her şey de gerçekti. Halk oylaması ön plandaydı. Jüri bazı stratejik kararlar verip halk oylamasında çok önde olan adayları tekrar öne geçirdi. Dolayısıyla içerikte bulunmak çok keyifliydi. Bu akşam da rica ettiler, ödül verir misiniz dediler. Ben de bu akşam çok tatlı bir gece yaşayacağım. Alkışlamayı bilmiyoruz galiba biraz bu konularda. Ya ben kimseye bir şey demek bana düşmez açıkçası ama birbirimizi alkışlamamız lazım. Şimdi hani bu gece ben ödül vereceğim, seneye ben ödül alacağım. Yani bu iş böyle. Şu da konuşulabiliyor, işte 10 senedir altın kelebek alıyor. İstikrar da bence ödüllendirilmeli diye düşünüyorum. O yüzden evet bazen evet aynı isimler alıyor ama hak edeni de ödüllendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ezgi Mola en iyi komedi dizisi kadın oyuncu ödülünü Cem Yılmaz imzalı Erşan Kuneri dizisindeki performansıyla ödüle layık görülen Mola konuşmasını yaparken bir itirafta bulundu. İranlı kadınların verdiği büyük mücadeleye destek veren Mola yaptığı konuşmayla büyük alkış aldı. Ne inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil. Birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Ünlü oyuncu törende parlak siyah kıyafetiyle göz doldurdu. Güzel bir gece, güzel bir organizasyon. Geldik işte böyle. Ödüller aldığınız organizasyonda diyebiliriz. Evet, geçen yıl güzel bir seneydi, aynen. Uzun süredir işletmeci Mustafa Aksakallı ile beraberlik yaşayan Ezgi Mola'nın geceye tek başına katılması da dikkat çekti. Bugün sizi neden tek gördük peki Mustafa Bey? Tek geldim. Hoş geldiniz diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Yakında Engin Akyürek'le Benim Adım Far adlı dram dizisinde kamera karşısına geçecek olan Demet Özdemir, Altın Kelebeğin en dikkat çeken isimlerinin başındaydı. Törenin sponsor markasının da yüzü olan ünlü oyuncu, bir nevi ev sahibi olduğu geceye özenle hazırlandı. Demet Özdemir, Kırmızı Alı'da uzun uzun poz verdi. Özdemir sahnede Yıldızı Parlayanlar ödülünü verdiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin genç yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'la da Kırmızı Alı'da sohbet etti. Demet Özdemir 2013 yılında çektiği ilk dizisi Sana Bir Sırrı Vereceğim de henüz 9 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun'a Yıldızı Parlayanlar ödülünü verirkense çok duygulandı. Kardeşlerin dizisindeki başarısıyla 3 sezondur adından söz ettiren 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun da Demet Özdemir'den ödül almanın gururunu yaşadı. Su Burcu Yazgı Coşkun aynı zamanda Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Kardeşlerim dizisindeki partneri Onur Seyit Yaran'la beraber en iyi dizi çifti ödülünün de sahibi oldu. Çok heyecanlıyım ben şu an. Ben de aynı şekilde heyecanlıyım. Küçük tatlı bir heyecanımız var. İnşallah güzel bir gece olur bizim için. Bu yaşta bu kariyer. Evet. Maşallah. Nasip oldu şu anda. Genç yaşımda başladım. Bakalım sektörde duyuyorum.